Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Öldükten sonra helalleşme nasıl olacaktır? Tabi buradaki helalleşmeden kastedilen insanlarla ilgili kul haklarını içerdiğini anlıyoruz. Allahu Teala'nın Allah, Teala Allah haklarına karşı yaptığımız haksızlık, saygısızlık, hürmetsizlikte yani Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki emir ve yasaklarını çiğnediğimizde bunların Allahu Teala'nın bizi helal etmesinden başka çaremiz yok. Dünyadayken gerekli tevbe yapacağız. Eğer kazaya bıraktığımız farz ibadetler varsa bunlar mutlaka telafi edeceğiz ve Allahü Teala'nın bağışlamasını ümit edeceğiz. Ama kul haklarla ilgili durum çok farklı. Eğer burada bir helalleşme söz konusu değilse ahiretteki helalleşmemiz çok farklı bir yöntemle olacak. Onunla ilgili birkaç hadis-i sizinle paylaşacağım. Ama o konuyu, onlarla ilgili hadisleri paylaşmadan önce bir Müslümanın diğer insanlar, diğer Müslümanlar üzerindeki hassas olması gereken konulardan bir kısmını bir hadiste peygamberimiz şöyle buyurmuş. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet etmez, hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez, dikkat buyurun kul haklarına. Ona yalan söylemez ona yardımı terk etmez. Mesela bir hadiste var. Onu düşmanın eline bırakmaz. Özellikle asrımızda günümüzde çok önemli bir kul hakkı. Diyelim ki Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz düşman tarafından ölümle karşı karşıya bırakılmış. Onlar da bize açın kapılarınızı gelelim diyorlar. Yoksa öldürecek düşman bizi. Bak kul hakkıdır bu. Bütün Türkiye halkı bütün Suriye'deki, Irak'taki veya dünyanın başka bir yerindeki senin kapına gelme imkanı olan kardeşlerimize geldiğinde kapı açmazsak bir kul hakkı çiğnemiş oluyoruz. Dolayısıyla ona yalan söylemez, ona yardımı terk etmez, onu düşmanın eline bırakmaz. Her Müslümanın ırzı, malı ve kanı diğer Müslümanın üzerine haramdır. Evet, malına zarar veremez haysiyetine, şerefine, namusuna dil uzatamaz. Hatta onun bedenine bir kan damlası kadar da olsa zarar veremez. Mübarek kalbini göstererek Allah korkusu buradadır demiş Peygamber Aleyhisselam. Allah korkusu kalptedir. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor görmesi yeter. Yani bir Müslümanın diğer bir Müslümanı hor görmesi, hakir görmesi, küçük görmesi, küçük düşürmesi hep kul hakkına giriyor bunlar. Yani işin özü bir Müslümanın kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapıyorsa onun hakkını yiyordur. Bir hadistir bu. Müslüman kendisine yapılmasını istemediği başkasına da yapmaz. Dolayısıyla her Müslüman diğer Müslümanın elinden ve dilinden emin olmalıdır. Şimdi bu kul hakkıyla öbür tarafa kalmış insanların helalleşmesi nasıl olacak? O hadisi okuyalım. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Müflis kimdir? Yani iflas eden kimdir?" demiş ki sahabeler: "Bize göre müflis parası pulu olmayan" ve malı bulunmayandır. Hani dünyada iflas eden insanlar genellikle maddi anlamda zarar eden ve elinde malı mülkü kalmayan insanlar anlaşılır. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifindeki müflis yani iflas edenler hani günümüzde bazen söylenir falan şu kadar servetini zayi etmiş bak. Acaba bir Müslüman kendisine verilen hatta insan olarak inanmayan insanlar dikkat aldığımızda bir insan kendisine verilen insanlık, şeref, haysiyet, namus, iffet şu mükemmel beden ve ruh duygularını acaba nerede, nasıl harcıyor? İflas mı ediyor, bereketlendiriyor mu? Bakın. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "Ümmetimden müflis olanlar şu kimselerdir. Kıyamet günü oruç ve zekat ile gelir fakat amel defterinde hani oruç zekat bir örnek Namaz, oruç, hac, zekat neyse dünyada yaptığı bütün ibadetleri bir kefeye koyduk. İbadetleri var epeyce sevabı. Ancak aynı zamanda şuna sövdü, küfretti. Şuna zina iftirasında bulundu. Şunun malını yedi. Şunun kanını akıttı. Şunu dövdü. Devam edelim mi? Aklımıza gelen her türlü kul hakkı da Defterlerinde yazılı. Şimdi bu durumda hasenatından, sevaplarından şu kimselere verilir. Kimlerin kul hakkına girdiyse ve dünyadayken de bunlarla helalleşmediyse o zaman o insanlara, alacaklara sevaplarından peyderpey ihtiyaç ne kadar alacakları varsa alacak kadar verilir. Fakat o kadar çok borcu var ki yaptığı ibadetlerin sevabı o borçları ödemeye yetmez. Arkasından üzerindeki borç ödenmeden önce sevapları tükenirse alacaklıların günahlarından alınıp onun üzerine yazılır ve cehenneme atılır. Madem ki ahiret hayatında ve kabir hayatında helalleşmenin yolu sevapların verilmesi ve günahların alınması olacak. O halde oraya bırakmadan Önce bu dünyada hiçbir kul hakkına girmemenin yollarını bulmalıyız. Madem ki insan akıllıdır, öyleyse sermayesini, hem de sadece dünyada kullanacağı sermayesi değil, kabirde, haşirde, sıratta, ebedi alemde kullanacağı sermayesini, nerede, nasıl, kime kullandığını mutlaka hesabını yapmalı. Peki, Hasbel beşer insanlık gereği böyle bir hataya düştüyse o kullarla mutlaka helalleşmeli. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi daha okuyarak daha dikkatli olmayı inşallah nefsimize kabul ettirmeye çalışalım. Kimin yanında kardeşinin vakar ve onurunu sarsacak cinsten veya kıymeti bulunan bir şeyden zulüm ve haksızlık ile elde edilmiş bir hak varsa kimde? yani değer ifade eden maddi ve manevi olarak kıymet ifade eden ne varsa haysiyet, şeref namus iffet sadakat vesaire yardım etmek aklımıza gelen bütün manevi şeyler veya maddi malı bedeni hayvanları vesaireyi fark etmez yani bir Müslümana bir insana ait olan her şey maddi manevi bunlar hepsi bir değer ifade eder mi evet eğer bu değeri ifade eden şeylerden birisine bir zarar vermiş ve o kişi de alacaklı duruma düşmüşse Evet, işte diyor altın ve gümüşün bulunmayacağı gün gelmeden önce bu dünyadayken helalleşsin. Yoksa salih ameli varsa haksızlığı kadar alınır, hak sahibine verilir. Şayet vereceği salih ameli sevapları yoksa o alacaklı kişinin günahlarının alınır, ona verilir. Öyleyse hiçbir şey hiçbir kimsenin yanına kalmayacağını, evet Dünyada görüntü itibariyle bazı zalimlerin, bazı kul hakkı yiyenlerin ve bazı 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 saymayalım. Aklımıza gelen her türlü kötülüğü yapanların o yaptıkları kötülüklerin cezasını çekmeden gitmeleri zannedilmesin ki yanlarına kalıyor. Tam aksine dünyadayken onu helalleşseydi ne iyiydi, ne güzeldi. Belki biraz rezil olacaktı. Belki biraz nefsini yerlere yıkacaktı. Belki o enaniyetini biraz törpüleyecekti. Böylece kazanç olacaktı iki türlü. Hem o anlamda hem de dostuyla mümin anlamında. Ama ahiretteki büyük azaptan kurtulacaktı. Ama bunu yapmamakla ebedi hayatına zarar verdiğini hiç fark etmeyebiliyor Allah muhafaza eylesin.